Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda korozyonu anlatıyoruz ve böylece artık kimya ve elektrik konusunun sonuna yaklaşıyoruz. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşınmasına korozyon denir. Yani biz bunu halk arasında küflenmiş, paslanmış, çürümüş gibi de kullanırız. Tabii ki küflenme doğru bir kullanım değil ama halk arasında bu tarz kullanımlar da mevcuttur. Paslanmış kelimesini daha çok kullanırız. Ve biz ne yapıyoruz? Paslanmayı engelleyebilmek için farklı yöntemler kullanıyoruz. Yani korozyon bizim istemediğimiz bir durum ve bu durumu koruyabilmek için farklı koşullarla beraber bazen boyama şeklinde karşımıza çıkıyor. Bazen katodik koruma dediğimiz elektrolizi de içine alacak farklı yöntemlerle karşı karşıya kalacağız. Seramik, ahşap, plastik gibi maddeler çevre şartlarından dolayı bozulma gösterse de korozyon terimi sadece metaller için kullanılır. Çünkü korozyon dediğimiz olay metalin havadaki oksijenle yükseltgenip metal oksitleri oluşturması durumudur. Yani bizim pas dediğimiz olay metal oksitlerdir. Peki biz bu istemediğimiz paslanmaya karşı nasıl bir önlem alacağız? Çünkü paslandığı zaman mesela demir çözünecek, demir katı haldeyken sağlam sert bir malzemeyken demir oksitler suyla beraber çözünecektir ve çözündüğü için de artık sağlamlığını yitirecek, delinmeler, aşınmalar gerçekleşecektir. İşte bu yüzden bozulmalara sebep oluyor korozyon dediğimiz durum, metalin oksitlenmesi durumu ve aşırı derecede korozyonun gerçekleşmesi bizim eşyalarımızı korunmaz hale getiriyor. Ve bizim korozyonu ortadan kaldırmak için metalin hava ile temasını engellemek yine bir yöntemdir. Korozyondan korunmak için başlıca sebeplere bakacak olursak metallerimizi boyayabiliriz. İşte nedir? Okuldaki sıralarımızda metal kısımları boyanmış vaziyette bulunuyor. Bu şekilde korozyona karşı korumuş oluyoruz. Daha sonra korozyona dayanıklı malzemeler kullanabiliriz. Metali başka bir metal ile kaplayabiliriz. Katodik koruma yöntemi de sağlayabiliriz. Şu yöntem aynı zamanda kurban elektrot şeklinde de karşımıza daha sonra çıkacak. Katodik korumanın temel sebebi korozyona sebep olan oksijenin metalden uzaklaştırılmasıdır. Ve bunu sağlamak için korozyondan korunmak istenen metalden daha aktif başka bir metal sisteme dahil edilir. Anot görevinde bulunan bu metal korozyona uğrar ve korunmak istenen asıl metalin tepkimeye girmediği için korunması sağlanır. Şimdi korunacağım metali katot tarafına alıyorum ve koruyacağım metalden aktifliği daha büyük bir metal koyuyorum. Bu da anot metalim olmuş oluyor. Ve ne olacak? Burada anotta yükseltgenme gerçekleşiyordu. Hatırlayın, kimya diyorduk. Uzunca bir konu ama konunun başından sonuna aslında aynı şeyleri farklı farklı yöntemlerle, farklı deneylerle ya da farklı yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Konunun daha ilk başında aktiflik derken hatırlayın aktifliği büyük olan çözeltinin içerisine geçer, aktifliği küçük olan katı elemental halde kalır demiştik. Burada da aslında aynı yöntemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Korumak istediğim metali yanına aktifliği daha büyük olan bir metal koyuyorum. Dolayısıyla aşınan benim burada artık anot metalim. Anot metalim aşındığı için de katot metalim korunmuş olacak. Korozyondan bu şekilde korunduğunu söylüyoruz. Şimdi hemen o zaman bir soruyla beraber bakalım. İşte ilk başlangıçta yaptığımız sorularla tamamen aynı özellikli bir soru. X, Y, Z, T metallerinin aktiflik sıralaması bize verilmiş. Buna göre X metalinden yapılmış bir direği korozyondan korumak için katodik koruma yöntemine göre hangi metaller seçilmelidir? Ne yapmalıyım o zaman ben?
X'ten daha aktif metaller seçmeliyim. Yani Y ve T metallerini seçerek biz bu işi başarırız. Devam edelim. X, Y, Z ve T metallerinin aktiflik sırası bize şu şekilde verilmiş. Z'nin korozyondan korunmasını istiyorum. Z'yi korumak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Z'den daha aktif olan metallerle beraber ancak koruyabilirim. Yani X ve Y'yi kullanarak biz Z'nin korozyondan korunmasını sağlarız. Evet gençler, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.